Subhanallah velhamdülillah. La ilahe illallah vallahu ekber. İşrah sadri bizzikri ya Allah. Yessir emri fi kulli ma'alfa. Nawwir derbi ve ahfadni ya Rabbe. Benim ki timam lobicilik ve türleri temizliler. Şimdi biz aslında bu bütün ammavi teşkilatlarının mensulları lobici. Biz Uygurlarda cık adamlarla söylesek köpe değil o. Garip devletlerde olsun Amerika'da ben lobicilik kılvatını deydi. Şimdi lobicilik nimo. Bunu kanda kılıç lazım. Kent ünlülük buluş için. Bu hafta Hidayetullah Uluskan bana diğer vakti de ben bunu doğru tapkan erkenme tehditlep öttü ilmi siyasetle. Biz namayiş kılımız, ministerlerle görüşümüz, parlament azalarıyla görüşümüz, dünyanın nurgun cayları da bir günde nurgun pahaliyetle buludu. Ama bu pahaliyetin nime ünlümeydi vatımız? Yani muhabiyet nime, kolga kertüken muhabiyetimiz nime? Bunu muhabbetle koluna keltiriş için dünyada boşunda teknikler var, yollar var. Bu yolların kanda faydalanış doğrusu da ben sizlere kısıkça malumat vermek için. Elbette bizden davamızda ülke yaptı Fransiyeliydi. Bugün bu yerde her birileri bile bunda bir araya gelip bunda yığın içiş. Hem de hakikaten biz ötmüştü kanda dok hazır davamız kanda oldu diye vakti de ben söyledim. Ama dünyanın vaziyeti kanda bizden ki dünyanın vaziyeti ki maslaşımız kanda diye baktığımızda gönlüm yarım oldu. Ben 18 yılına yakın şu davanın içi de bizim Kaşkay Yopu okudu topuldu. Beycan Merkezi Milletler Üniversitesi'de Uygur Tıl Edebiyatı'nı okulan dinkin Beycin'de 5 yıl Merkezi Milletler Üniversitesi'nde okuduşu bakılgan 1989 yılı Türkiye'ye gelip Ankara Üniversitesi'de magister, doktora okup 92 yıldan bu yan Ankara Üniversitesi'nin Tıl ve Tarih Coğrafya Fakültesi'de Türkiye Tılları ve Edebiyatları bölümü var. Bu yerde Türkiye'deki Türklerle Uygurça öğütüme hem Uygurların ki edebiyatı, tılı doğrusu da ders veriyorum. Bu ceryanda ben Ankara'ya kanda Uygur gelse erkin bilen kütüvalımız kaysi teşkilatının adamları kesip bilgi verip hemen o bir vakitte Erkin Asya Radyosu'da Erkin Tarım namıyla haber işleymiş 20 yıl olayda kaptı Erkin Ligidik. Bu ceryanda ben üzerindeki köygen yani Uygur teşkilatlarındaki kemçillikleri ve artıkçılıkları bu doğrusu da üzerinden köygenlerimle misal tutturup bu dünyadaki bu lobicilik nemisi ki çüşemdi o bizdenki. Diğer timede ben size gibi kısıkça malumat vermek için. Bir yerde erkin mi depötti. İlmi siyaset, mehalli siyaset kılmazlığımız lazım. İlmi siyaset kılışımız lazım der. Bizden Uygurlarda bir yaman adet var. Bir adam 50 yaşlı kirimi geçer, o sözleş hakkı olmaydı. Onu deydi. Daha sonra da oturdu. Altında küçük bir oğandıkın oturtusunu deydi. Çoğunlar yapıldı. Biz Ankara Üniversitesi'nde okuduk, tuttuk ki Erkin Avrasya Stratejik Tatbikat Merkezi'de okudu. Erkin Alptekin Ankara'ya İstanbul'u kaptı bir yurt dışımızdan uyudu. Bütün o zamanki merhum rahmetlik Selih Hacı da var. İstanbul'daki çoğunluğa oturuptu. Biz bir bulunda oturduk bunda tübülüp çay içip oturduk. Ula dava anlatıvatıdı. Yani vatandaşımda azat kılıç lazım, bunda kılıç lazım, bunda kılıç lazım da. Şimdi bir davanı halkarağa çıkış için onun bir planı oluşu lazım. Hem bir iş plan bile bu dedi. Şuna erkeği yedim dedi, erkeğim dedim. Şu halkara münasip ettim, başladı bula. Başlaganı gir erkeğe sen şu cümle gep kıl dedim, erkeğin hemen gep kıstırdı. Ona da gir erkek kem bek yaktırıp kaldı erkeğine. Dedi ki ya dedi ben 30 yılına yakmış davanın içi de tuncuk ettim bir ilmi bir dava doğrusu bir ilmi gep anlavatı muhkem. Bugün akşam Kentmanlı Mimarhanı'nın pulu bende. Bir yerde bir akşam Mimarhanı'nda Mimarhanı'ndaydı. Oturduk.
sözleşti. Kendi Erting'e dedi ki stratejiye planımız ne yazıp çıktı dedi. Bir iki yıl bunu yazdı. Yazganda kim bir siyasetçilere anlatamadık. Yani teşkilat başlıkları da bu an olmasa işte reis, muavir reis, bütün rehberlerde eğer bizden ki bu şu çok ilmi siyaset kılışımız lazım, plan programı kılışımız diye olmasa o avazımızda anlatılı bulmayın diye. Çünkü Germaniye'ye vardık cıkıllardan Erkin anlatkan oldu bunları. Bugün bütün teşkilatlarda hatta Rabia Hanım ben sözlüğe baktığında biz stratejik planının birinci baskışını tamamladık deydi. Açtan paydı sende şu anlam. Şunlar önce bu şıkıllarda. Şu an bu önemli, bu plan pek muyumendi. Bu plan boyunca. Şu an ben lobicilik diken, mimo diye baktınız. Lobi emrisi birisiyle mimakana kirge baktığımızda elakı kiriş kanat yani oturduk yani. Biz lobi deydi İngilizce'de. Ama bu Türkçe'de mi bu atalımın işleti diken biz bu lobi de bu işletsek bunu dedik. Bir halkara atalımı olan diken. Hem de bu siyasetçilerin malum bir siyasetçilerin malum bir siyasi kararını çıkarışına tesir körsütüş ve mezkür kararını emirleştiriş, emelleştiriş için elif belirgen bir pahaliyet. Bunu biz hem bir yerde teşkilatlarımız kıladı. Parlamentolar vardı, üyedeki komisyonlarla görüşüldü. Biz bir iş kılalayız mı? Yani aşağıdaki karar çıkartalayız mı? Bunu biz lobi diyoruz. Ama lobicilik diye baktığımızda malum bir top ve guruh namına faaliyet elip verip hükümetin kararına tesir köstüş maksidi bile orlatılgan bir kıl münasebet değişki buludu. Yani bizden teşkilatlar var, Uygurlar'a vakaleten, Şark Türkistanlılar'a vakaleten bu davalı kılıdık. Bunların hükümetliler yani siyasetçilerle boğan münasebetini biz lobicilik deyimiz birincisi. İkincisi lobicilerin siyaset tesir köstüşü için siyasetçiler bile elip bakan fikir almıştırışı. Yani biz diye göre birbirlerine anlatırız. Onun Şark Türkistan'a olan fikrini alayınız. Buna bir lobicilikten ikincisi. Lobici kim andı? Kanda adamda biz lobici deyimiz diye baktı da Amerika Koşmuş İşletleri'nde 1946 yılı makullanan lobi kanununda Amerika Kongresi'deki kanunlara tesir körsütüş kanunların makullanışı ya ki makullanması için çıkartan kişi dep körsütülgen kanunda bu şunda izah verilgen iken. Şimdi lobicilikten türleri ne oldu diye baktığımızda bir bastı lobicilik. Biz bu şunun hemen de kılavatımız aslında. Teşkilatlar bu şunun kılavatıdır. Bir bastı lobicilik diye baktığımızda cemiyet mesulleri, teşkilatlar mesulleri bile karar makullukçularının bir vasıta uçuşup fikir almıştırışının ibaret. Yani biz Türkiye Parlamento Kovarı'da o teşkilatlar başlıkları olabilen körüşüdü. Bu kıl birincisi bu bir vasıta körüşü siyasetçilerle. Bazı dini, etnik, muhit, insan hakları ya ki halkın umumi menfaatine koldaş için faaliyet edip vermekten teşkilatların adetteki lobicilik yolunun tanışıdık sebep bunun tesirlik bulduğanlığı, şergerliği ve güçlük lobicilik şirketi tüleydiğen pullarının yokluğu. Ama adetteki lobicilik diye baktığımızda şu işte namay işte normal şirket pul tüleme odun ücret alınan lobicilik. Bunlar adetteki lobicilik. Bu lobicilik değil. Adette bu şey insan hakla teşkilatları bunlar şu bu usulüne işletirdik yani. Çünkü bilisli Amerika Koşma İşletleri'nde meyle Türkiye olsun bu küçük devletler lobicilikte nurgun pul hecdeydi. Ama da her yıl 4. ayda Amerika'da Ermenilerin ki ırkı kırgıncılık demiş var bilisli. Türkiye çok lobicilik şirketleri ki nurgun pul hecdeydi. Biz orada pulunu hecdeyemme geçken biz bu üzümüz birincisi uçuş, bu bir vasıta uçuşu. İkincisi vasıtalık lobicilik. Bunu biz pek köp kılavatkan neyse, Uygur teşkilatlarından köp kılavatkan işi bu. Bunun da cemiyette nam tikile, mesela Şerh Türkistan desi, Şerh Türkistan'ın namı Türkiye'de. İkincisi bu vasıtalık lobicilik diye baktığımızda, mesela bizim Şerh Türkistan meselesi Türkiye'de yakışı tonunudur mesela. Bu cemiyette ve ahbaratlı tesir körsütüşü artılık onunla ilgi buluş.
Bunu kanda kılınız diye vaktinde teşvikat artık cemaatin yitikleş için cemiyetler, şirketler bununla bu vakti faaliyet edilip aradı. Türkiye'de köprük biz vasıtalı kaldı. Türk Amavi Teşkilatları, ahbarat organları buna artık bu ikinci şekilde anlatıp kilovatımız. Hem de lobiçilik, lobiçilerle siyasetçilerle münasebeti neyim o diye baktığımızda lobiçilerle siyasetçiler birbirine muhtaç. Biz aslında mecliste, hükümetin adamlarıyla görüşmeye baktığımızda biz onlara muhtaç dek mandat arayınız. Aslında onda emez. Biz meselemizde Türkiye'nin siyasetine elip kilerme geçke biz özümüz bir muhtaç dek bir mandat bir pozisyonda kalırız. Aslında onda emez. Bu münasebet bir tereplemelik bulmaydı lobicilik siyasette de. Lobiciler siyasetçilerle kanun layısı, yeni malumatlar sunmakta ve siyasetçilerle hem vakit, bilgi cihazı, asallık yapıp vermekti. Mesela bizde kirge vaktimizde bize çoğula vardı burun. Buna Amerika Kongresi deme boğan iş, Türkiye Parlamentosu boğan iş. Biz getnin toçkisine demeyin, biz siyasetçilerle uçraşka vaktimizde ya yüzümüzden hayat hikayesini anlatırız. Biz mançıncılı pakaniye, tuğulgan, memmanda de. Çünkü siyasetçi 10 minut, 5 minut vakit verirdi. Vakit ve vakti de şu vakitte niye ne değişimiz muyum? Ya bunun da bazen biz 1949 yılı Kıtay'ın bizi Besivakan Şerif Türkistan mandat demeyi cık ministerlerle görüşmeye baktığımızda bazı teşkilat mensuplarımız deydi o işte 1800 mançıncılı, mançı imparatorluğu bizi işte, de tarihten başlayan dikilla adam kokuğan bildiğin adam olsa açıkıp kaldı. Bu beğen bir vakit doğan ki şu vakit içinde derdimizi anlatış. Bu neydi? Muyum? Mesela şirket teşkilatları mahsus yazıldığın, her tılda yazıldığın adımız oluş lazım. Ben bir misal versem mesela Muhsin Yazıcıoğlu merhum vardı. Öyle ayrıplan kazasını öyle gitti. Ben 2002 yılı tanıştım özüyle. 2002 yılından 2009 yılı geçe her yılı bu şu Ulcu vakası, Bahrem vakası, bu şu vakalarda devamlı benden malumat istedi. Kısa bir nimi yezbeki de ben parlamentoda gün tertipke gireme. Çünkü onun mu ihtiyacı var, onun da minin mi ihtiyacım var. Yani işkili de hem siyasetçinin hem teşkilat adamlarının ihtiyacı var. Bir etmesi Mehmet Ekici vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili. Onu devamlılık bundan eslen talep kılattı. Biz teşkilatta bunda küllerde aldın biz bu kişilerle görüşüp çokum kulağına doğru yakışı merdivak verişimiz lazım. Bizde mesela san ağzınızın inlikemez. Nüfusumuz Türkiye'de 45 milyon digen var, 35 milyon digen var, 20 milyon digen var. Şu an bunu mukumlaştırışımız lazım. Bütün teşkilat bu o şey sandı değişimiz lazım. Biz Berlin'deki bir jığında Dünya Kurultayı'nın hem akademiklerine ama fikirleri, başkalarının fikirleri 20 milyon de bir kitke. Ben için şu 20 milyon desek yakışı olan kitke de oylayla. Yani böyle siyasetçiler, lobiciler olan bu an münasebetinden paylanıp başka siyasetçiler olan tesirini cemiyetteki uğrunu yukarı götürüldü. Lobicilerine öz menfaatine uygun hareket kıldırdı. Yani siyasetçi bizde işte o siyasette nimeye ihtiyaç olsa biz bu normal gereksiz malumat veririz aslında aşımda kişilerde ama o istediğim bir malumat var. O malumat ne biriktirişimiz lazım. En boyun bu olan nesler. Mesela bugün bizden ki köçmenler meselesi, vatandaşlık meselesi, bundan nesler var. Biz kirge baktığımızda milletvekilimizden aldın, derdimizden anlatırız. Kıtay'ın da kaladın, bu da kaladın, bir iki saat tuşuk kaladın, AKP eşit kaladın. Şu an biz kayısını aldı da değişimiz lazım. Bu neydi muyum taktiklerden biriyken kısa oluş lazım, hıçam oluşu lazım. Hem o siyasetçi arzu kılan, o siyasetçiye lazım olan nesne buluş lazım. Lobicilerin muhabbetlik buluşunu tesir görsetken ameller ne o diye baktığımızda kanda kılığa baktığımızda muvaffakiyetlik bulalayınız. Bir teşkilatın, yani lobinin muvaffakiyetlik buluşu, onun davasının ziyade, onun kolluğucu ammanın küçüğü. Bakın bizde bu var, Türkiye'de bizde kollaydıran cemaat var, halk kollaydı. İktizadi güç, o bizde yok, iktizadi küçüğe.
teşkilat mesullarının kabiliyetine bağlı. Yani teşkilatını başkurduran kişi her cihetten itişi lazım. Her gün İstiklal Televizyonu ile Arap Tıbrikat'ın Erkin Asya Radyosu'nu her gün alışı lazım. Türklerde bir söz var. Bilgi sahibi olmayı, fikir sahibi olup olmayı dedi. Yani bilim olmayı durup, o malumat ilgisi olmayı durup, o mesele hakkında fikir yürgüzgül olmayı durup. Şuna biz dünyada Uygurlar hakkında neyi bulatıldık, onu teşkilat mesulları bilişi şart yani. Bu haberlerden devamlı malumat ilgisi bulup duruş lazım. Bunlardan başka, lobicilikte şahsi kabiliyet ve dava doğrusundaki malumat intayın buyur. Baksa teşkilat adamları da hemimiz için demeyim ben. Buna her gün radyo anlaydıgan, malumatını bildiğin köp teşkilat mesullarımız mı var? Ama köpe, teşkilat başlıklarının köpe radyo anlamaydı. Bu en çok kençillik. Radyo, dünyada Uygurlar doğrusunda boğulan en yeni malumatlarını biridir. İstiklal Televizyonu, her hafta bir katır biridir. Bunu çokum teşkilat mensupları görüş lazım. Şuna Washington'daki muhabbet lobiciler, konu parlamento yazıları ve pensiye çıkan diplomatlardan buladı dedi. Yani biz bu malumat ilgisi buluşu lazım, ilişken buluşu lazım, kespi buluşu lazım dediğimiz tabi yani erken ve tehditler öptü. Bu nihayet umuyum. Lobiciler paylandığı usullar neyim o neyse lobiler ve gruplar kolundaki maliye küçüğü vaziyetli ve mehsindeki maslaşkan halde her kıl usullardan faydalanacak oldu. Bu usullar tüvenlikçe biri 100 liranı görüşür. En mühim usul bu. Mesela siyasetçilerle mümkün kadar bu biraz yüzük elin buluş lazım, cesaret buluş lazım. Buna siyasetçiler kaç gidiyordu? Ona çokum bir yerlerden demin bir kadar telefon kalsın, onunla ikinci kadar telefon kalış lazım. Zirik tübirik telefon kalıp bunların görüşü yok olarak yaptırış lazım, 100 liranı görüşür. En az bir katın 100 liranı uçlaşkandan kiyin telefon ve hat alaka arkalık alakını devamlaştırış gerek. Bu pek mühim. Yani biz bir ministerle görüştük. Bizge o yardım kılımı dedi, o dedi, bu dedi. Ondan denkken telefon numarasını alakandan kiyin bayramda işte bayramını tebrikleş lazım. Devamlı onu internet faaliyetine küs tutturup hatta kızı oğlu toy kılgan olsa mübarekleş lazım. Bu kıl yollar siyasetçide kolluk yaptırıştaki en mühim amırlar yani. Bunların alakını üzmeştik lazım. Onadaki lobiçilik davasını yakışık küstüş gerek. Lobiçiler yani davanı. Uygur davası neye gitmedi? Şarkı Türkistan davasından bugünkü vaziyette değil mi o? Halkarada, vetende, çetelde, kanda vaziyette bunu devamlı küstük duruş lazım. Bunun keyifli kalsın bu mayrı. Lobiçiler ve siyasetçiler oturduk. En yakışık alaka vasıtası yığınlarda bir yerine geliş. Yani çoğu yığınlarda hamay veriş lazım, yani tonuş lazım. Bu kıl uçuruşlarını yığın, bu kıl uçuruşlarını bize yığında uçuruşlar oldu. İşhanede, koridorlarda, takside, aşhanede, tenterbiye zallarında elip bağlı bulundu. Yani olabilen uçuruşlarını bu yerden elip bağlı. Bu kıl uçuruşlar tuyuksuz elip verilen uçuruşlar emez. Vakti aldım belgelengen uçuruş olsa tekimi yakışık oldu. Biz eğer vakit alırsak o parlamenta alırsak kaç günü nerede görüşürdük aldığımızda elip görüşsek en yakısı bu. Eğer bundan bulmadan takdirde şu parlamenta alırsak katlaşkan yığınlığa verip, portokyalığa verip, üyeli kart vizitini elip bu şekilde görüş lazım. Şimdi tecrübelik damlık lobiciler adette şahsi yollardan paylanıyordu. Lobicilerin tesiri cemiyet uğruna ve siyasetçilerin kaldığı olan tesiri lobicilerin muhabbetlerine kolluk yaptırışı bilen zıç münasebetti. Uygurlarda kespi lobiciler yok. Yani biz lobici diye baktık onu pek kem dairi diken yani. Eğer bir millet öz yurtudun küçük gidip bir devletke yerleşken olsa teşkilat kurup şu halkının menfaatine, avazını şu devlette anlatış için tırışkan teşkilat olsa o teşkilattan mesulü lobici bulur derdi. Bu nerken menademdi. Uygurlarda bu kespi bu kadar lobiciler yok ama teşkilat mesulları cemiyette tutulgan kişilerle alakı ornatıp ular arkalık siyasete tersin gözetişi lazım. Yani biz bakan minister ile parlamenter azası ile yüzümüzden tonuşumuza da mesela biz tonuyla cemaat erbapları Türkiye'deki
Dağlık çoğu amma ve teşkilatla mesulü şula arkalık mı? Ular ile alakalı oradan sakın olur. Azam bütçe teşkilatla ular ile kılavatılır zaten. İkincisi komite yıkıldı. Bu Amerika'da, Avrupa'da köp buludu. Ben mi katlaştım bu komite yıkıldı? İşte insan hakları komiteti, muhit komiteti, boşaş komitetler var. Komite yıkıldı da ihkam, tesirlik anlatış arkalık davanı anlatkalı buludu. Bizde şu ihkam tesirlik anlatış yok yani. Köp az. Hazretli bu insan hakları dokulatını köp teyyarlap dünya olup ortaydı bazı kişiler biraz kespileşti. Destaklı yıllarda bunu anlatamaydı. Hazır ve Avrupa Parlamentosu'nda olsun başka yerde de ihkam şekilde anlatabildi. Bugün Uygurlar Amerika, Avrupa Birliği Parlamentosu'nda bu kıl faaliyetlerini köp temkirlik değil mi o diye baktığınızda ilmi bulmazlık, mübalağa. Onun için uzun notu sözleş. Devamlı tesirlik, ihkam doğru anlatamazlık. Yani biz böyle Avrupa Parlamentosu'nda bu yerde uzun anlatırız. O çetelikle uzun anlamaydı yani. Onu kıska aşağı 15 metrik birinin bozsa onu bir yere 2 metri düşürüp vurucu neydi Türkler? Yani tesirlik kılıp anlatırsak bu vakti da tesiri bulurdu. Şimdi uçur vasıtları her ve söz bilen tesir gösterir. Bu garip dünyası da başka devletlerden gelenlerin bilisi de bu garip devletlerde nait köp işletilgen bir vasıtı bu. Bunun telefon kılış, hat yazış arkalık halkın avazını anlatırdık garip devletlerde. Hazır bu teknolojiye terakki kıldı, içtimai tarafkılığa, televizyon, bu bunlardan nait aktif yakışı paylanmışımız lazım. Türkiye'de kiinki yıllarda televizya, radyo gibi, radyo okşaş vasıtlardan paylanıp dava kılı anlatıldı. Bunu da yeterlik derecede Uygurlar paylanamadı. Mesela namayış birine televizyonda çıktığı vaktinde ne mi paydası var diye soraydı bizde. Mesela ya bu davanı eğer anlatsak Türk cemaat Türk cemaatinden bunundan haberdar olsa, bunundan ula bizde gibi nasıl hükümet gibi besin olsa, bunun da ki hükümet işlerimizde kalıdı. Yani bütün dünyada bu demokratik devletlerde. Ama biz televizyonda çıktım ya zulümle anlatan diye baktığımızda ne paydası var meğerlerindeydi. Çık Uygurlarda muşu var, paydası var. Dördüncüsi, halkı karta elip verilen her kıl dolu kullar. Bu da hani köprek çok teşkilatlar kılırken pul veren. Mesela imza, yığış, bunun gibi parlamenter azalarını çağırıp kulağı mermat verişti gendik. Bu Amerika'daki çok şirketler kılırken. Lobiler otursundaki hemkarlık. Mesela bu Uygurlar arasında buna köp kılıç lazım. Öz aldığı kalbi kılalmaydıklarını oylayan lobiciler başka okşaş kuruluşlar bilen Uygurlar, Tibetler bilen, Moğollar bilen, Demokratik Kıtaylar bilen, Toksinicilerden tartıp hemkarlık kılavatıdır Kıtay'la karşı ama bu yeterlilik emez. Yani sistemlik bir şekilde bir hemkarlık yok. Altıncısı iktisadi yardım. Her kıl faaliyetlerini elip veriş için iktisadi yardım verişki okşaş kanuni yardımlarını vergen bozumu siyasetçiler verilgen pul parakorlukla karıldı gen Amerika'dan ve bunda anlatış için siyasetçilerin pul vergen olmaydı gen ama kahvehanaga başka aşkanlığa çatır çatır onlardan nemkan etnik gruplar ve lobicilerin taşke siyaset gibi olan tesiri biz bu kategoriye getiririz. Taşke siyaset bile münasebetli kararlarını bir mesela taşke siyaset tesir gösteriş beklersin. Mesela Türkiye'nin Kıtayrı'dan boğan münasebeti de biz Uygurlar'a bir kanun çıkarıp edilsek onu çıkarış ters. Ama içki siyaset artılık, içki işte teşkilatlar artılık Türkiye'nin taşki siyasetindeki tesir köketleri oluyor. Yani Uygur meselesini Kıtayrı'yla görüşken vakti de bunun insan hakları depsendikçiliği Uygurlar'a elip verilmekten zulümünü hükümetki dikizgili oluyor. Karar çıkarmış olup olması mı? Bu kıl yollarla buna kılış mümkün. Yani Şerh Türkistan Ammavi Teşkilatları okşamakan devletlerde okşamakan lobi usullardan paylaşılışı lazım. Yani biz mesela Amerika'daki usul Türkiye'de olmaydı. Türkiye'deki usul Otrasya'da olmaydı. Şu an bizden birden beri en kıymetli kuralımız bizden dava haklık bir dava. Yani hakkani bir dava. Yani bütün dünya bildiren haklık bir dava. Şu an mesela Türk dünyasına, İslam dünyasına, Türkiye, Amerika, Garip elleri, Japonya,
bu yerlere ayrım ayrım. Yani yapının yapılarının karakterinin, yapılarının mecazını biz bilmemiz. Yapınya'daki teşkilatla yakışık oldu. Onlarla meslek ilişkimiz lazım. Onlar Yapınya'da alıştırdı. Her dönemde okşamaydıran usullarla bunu elip veriş lazım. Etlik gruplar ve çeteliklerinin lobileri. Yani bu yerde bulunmamış o Amerika Koşmuş İşletleri'nde başka devletlerden küçük gidip o devletke yerleşkenle elip bağlan bu faaliyetle hem etnik gruplar hem çeteliklerine lobi faaliyeti girdikken bunlardan başka lobicilik şirketleri mi bu grupla girdi yani çoğu şirketle bu lobicilikle kılalaydıranlar doğrusu da Amerika Koşmuş İşletleri 1938 yılı kanun çıkarırken yani Amerika kanununda kandaki kişiler lobicilik kılalaydı o diğer meselede 38. yılı çıkardan ve kanunu etken. Etnik lobiler bu etnik lobi bizim şu kategoriyeye girmemiz. Mesela biz kılavatkan siyaset şu biz yaşavatkan devletin stratejilik menfaatine hılap olması lazım. Yani biz Türkiye'nin menfaatine hılap binasına oturup çıkarsak onun netice alınmayız hem de. Etnik gruplarının devlet halkı bilen bir bütün ikiliğini gözetiş lazım. Yani biz Türkler bilen okşaş tıl, okşaş din binkegen bir millet ikiliğimizle cemaatki bildirişimiz lazım. Halkın kanuni bir faaliyet elbirebatkalığı şendiriş gerek. Yani Türkiye bilmeyen adamlar namaz kılsın. Yani bu da Kıtay bilen bizden münazıbetimizin buzudu. Yani bayraklı isvaptı deydiğen Türklerce. Bunun kanunluk ikiliğini kanuni kurulgan bir Şartlıkçıdan Anlamayı Teşkilatı ikerliğimizde hem bir kişiye hem bir meydanda anlatışımız gerek. Şimdi bu bizimki bu etnik lobiler ve kentellik lobiler ikiye ayrıldıkken bazen de bu ikisi bir. Mesela Amerika'daki Türk lobisi, Girik lobisi, Ermeni lobisi, Arap lobisi, Japonya ve İsrail'e lobisi diyende her ikisini köstük birden, çetlerlik hem o devletli yaşayanlar. Türkler, başka milletlerdeki Amerikalıklar arasında sınıf gitelme geçken, lobicilikte muhabbetlik bulanmaya atıldı. Yani Amerika'da, Avrupa devletleri de bir makalada dedi, Türkler bu cette muhabbetlik emezken. Amerika Kongresi'nde kollaydıran parlamento azalarından az buluşu, buna muyum bir ameliyken, Hulas Kılıp Eytkan'da, en ahirede, lobiler ve ammavi teşkilatlarının siyasetki tesir kürtüşü, teşkilatlarının sistemilik, sicillik buluşu, plan programma ve stratejiyesi, tesir kürtüş taktikleri, siyasetçilerin bu teşkilatlı olan köz karışı, halkının kollab kuvvetlişi, akbarat bile olan münasebetine, mali küçüge, ezalarının san ve sapasına, cemiyetteki ornağa, teşkili kurulmasına, gün tertibindeki meseleler, maksatları ve başka ammavi teşkilatlar olan münasebetine hemkarlığına bağlıken. Yukarıdaki bunun asasında durup, Arap, İsrailiye, Giritsiye, Ermeniye ve Türk lobileri doğrusunda seliştirme edip verilgan Amerika'da. İsrailiye bile Giritsiye lobileri de kespi ilişki alaylı ehemmiyet verilgen bulup, Türk ve Arap teşkilatlarında bununla ehemmiyet verilmegenliği oturuma koyulgan. İsrailiye lobisi de lobisi eza, Yahudi teşkilatlarına eza teşkilat ve kişilerden sahne köp olsun mu milli meselelerde bir teşkilattaki faaliyetleri var. Ya Amerika'da onlarca Yahudi teşkilatı varken, ayrım ayrımken ama bunların federasyonu varken menfaatine doğru girdiğinin kegavatla bir teşkilattaki hareket kıldıkken. Bu neydi muyum? Arap lobisi elip bir vatkan teşkilatlarının teşkili cettin çuvalcak bir maksatlı olsun mu birbiri bilen tokunuş cidel macera içinde ikerliğe oturup koyulan. Yani Arap, çık Arap teşkilatları varken Amerika'da lobi teşkilatları ama itibarlık yokken bu biz Uygurların kimi okşak gidiyor. Yani biz ki yıllarda hali bir neyme var ama biz birleşimiz lazım. Başka yol yok. Yani kim diyen de birleşmiş teşkilat olayını manası demez. Yani
hem fikir oluşumuz lazım, birbirimizle şakalara gelişimiz lazım, üçümüz güzel bir şey yaratışımız lazım. Ve dünyanın vaziyetine ait yaxşı, ama biz bunlardan yeterlik paylanmalıyız. Şu an teşkilatlarda mümkün kadar pulta bağlısak, kesbi kadınlarını yetiştirişimiz lazım. Yani bir teşkilattan başlar hem bir şey yetişip olamaydı. Ondan da bizim mahsus küller olan vakti de şu parlament azalarını evet edilen tekstlerini teyalaydıgan ve bir yerde söz kılığa vakti de makalısını teyalak bir dağın yani kesbi kişilerini maaşı kişilik tehlike vaktimizde onun için bu dava akıda kesbileşiş seviyemizini yukarı götürüşümüz başka milletlerin ürünüşümüz yani muhabbet olan milletler neyme kıptı yani biz onu ürgensek onlar karam neyme kıvatıdı kanda anlatıdı buna ne kılsak bizden davamız halkaradan vaziyetten ayda yakışı sever bilen anlayanlar için köprü rahmet rahmet ediyorum.